Bizim var. Hepimizin Dilerim var. bunun için çalışanların sayısı çoğalır gün geçtikçe. Amin tabii, amin. Burada aslında neredeyse zirveyi, hani empati bizde de şöyle tanımlanır. Evet, kendini bir başkasının yerine koymak ve başkasının penceresinden o olarak bakabilmek. Onun ihtiyacını anlamak, kavramak ve diğer gamlıkta bunun bir eylem boyutu da var diyorsunuz. Orada onun için bir şey yapabilmek de, bir sorumluluk duygusu var, evet. Seçim var, evet. Orada fedakarlık. İrade var. Fedakarlık, vazgeçme. Var. Evet. İsar dediğimiz, kendinde vazgeç ve bir başkasına ver yeri gelince. İsar ahlakı en üst mertebe. Tabii. Ha, Peygamberimizin söylediği herkes bilir herhalde. Kendin için istediğin şeyi insanlar için de iste. İşte o zaman kamil mümin, Müslüman olursun diyor. Başka Allah. Defalarda da söylemiş. Başka versiyonları evet, da var. Evet, evet. İçinizden biri kendisi için istediği şeyi başkaları için evet, istemedikçe aynen. iman etmiş olmaz diyor. Bakıyoruz tabii ilahi hikmetin her toplumda süzülmüş şekil, form değiştirmiş yansımaları var. Bir atasözünde de oluyor, tabii. Bir şiirde de oluyor. Buda'nın da benzer bir sözü var. Diyor ki kendin için istediğini başkaları için de istemelisin. Tabii. İncil'de bir ayet var, ne kadar tahrif edilmiş olsa da kendisi için istediğini başkası tabii. için de istemelidir diye. Bu ilahi bir belli ki ortak ta hakikat. Odada. Aslında açgözlülük evet. etmemek ve kendi ihtiyacını bilmenin bir erdem olduğuna dair tartışmalar var. Hep o 124 bin peygamber deriz ya, ismi unutulmuş ama öğretileri halk kültüründe hala canlı olan büyük doğru. bir miras var. Burada yaklaşık da son 12 dakikamıza girdik. Eyvallah. Sizle sohbete doyum olmuyor ama şeyi de sormak istiyorum hocam. Bu şimdi baktığımız bu en zirvesi böyle bir şey. Kendi için tabii. istediğini bir başkası için de istemek. Muhibbi Mahlaslı Kanuni Sultan Süleyman'ın da bir şeyi var. Bununla ilgili bir şiiri var. Diyor ki, her ne kim sen sana sanarsın, san onu kardeşine, fil hakika sözümü guşet, Müslümanlık budur. Aynı şeyi söylüyor. Aynı şeyi söylüyor. Kendin söylüyor, için ne evet. düşünüyorsan, ne istiyorsan, kardeşine de onu söyle, ya. Müslümanlık budur diyor. Sanki şerhi gibi değil mi hocam? Yani. Evet. Hadisi şerh etmiş. Ya şeyde de hani kamyon arkası yazılarında da vardır ya. Yani ya benim için ne istiyorsan sana evet. onun iki katını. Evet. O benim çok hoşuma gider yani. Evet. bir nevi aynen. beddua anlamına da geliyor ama. Evet. Ancak bu kadar zarif bir şekilde edilebilir. Evet. Yani benim için iyi bir şey istiyorsan iki katı senin olsun. benim için kötü bir şey istiyorsan iki katı evet. senin olsun. Aslında, ama tabii erdem şey herhalde yani sizin verdiğiniz örneklerden de anlaşıldığı gibi hani biz ne kadar verebiliyoruz zaten yani biz sanki şöyle bir şey var ya belki sünnetullah gibi bir şey bu yani Allah'ın hani yaratılışa koyduğu sünnetlerden biri gibi yani siz bunu hiçbir karşılık beklemeden kendiliğinden yaptığınızda zaten size merhamet ediliyor. Yani o bir başkasının iyiliği olarak size dönüyor. Evet. Belki çok alakasız. Belki o iyilik yaptığınız kişi de değil. Belki o hayatını kolaylaştırdığınız kişi de değil. Değil. Ama evren, Rabbim evet, onu size evrenin de sahibi. Mutlaka bir yerden ve bir şekilde veriyor. Ya da ha, bu gene hani bir çıkarcı bir beklentiye bağlanabilir. Böyle olmasın. O şekilde size dönmese bile daha yaşanabilir bir dünya içinde evet. yaşıyorsunuz. Evet, evet, evet. Bence bu çok mühim bir şey. Yani çok, çok değerli tek başına. Sevginin hakim olduğu böyle hani sevgiyi de çok çok dilimize pelesenk etmişiz ama o da çok nicelleştirilmiş bir sevgi. Yani hakiki sevgiyi demek lazım belki. Evet. Nicel Sevgi olmayan ve, sevgiyi evet. demek lazım sevgi belki. Ve merhamet. O meveddeten ve rahmet diye geçen Kur'an'da. Evet. Sevgi ve merhamet. Merhamet bir hukuk da belirliyor. Kalbimden seviyorum ama muamelede, davranışta o merhamet de tabii, yansıyor belki. Tabii, tabii. Ve evet hani işte biz ilahi adalet diyebiliyoruz. Balık bilmezse Halık bilir diyoruz. Kesinlikle. İşte evren deniliyor, karma deniliyor. Bu bir hakikat aslında. Bir hakikatin farklı dillerde ifadesi. Eyvallah, eyvallah. Sen bu dünyaya iyilik katar, iyiliği kesinlikle. Çoğaltırsan dünya totalde daha iyi bir yer haline gelir. Bunun da yansıması seni sana bulur diyor. Sana mutlaka olacaktır. Evet.
Ve yaparken iyileşiyoruz dedik ya, daha iyilik yaparken Evet. veren el alan el meselesi, o veren el verirken iyileşiyor zaten. Çok O doğru. ona yetiyor. Onun hayatı güzelleşiyor, Çok doğru. tatlanıyor, kaliteli bir hale geliyor. Cicero'nun da güzel bir ifadesi var. Diyor ki insan Tanrı'ya ancak öteki insanlara iyilik yapmakla yaklaşabilir. Şimdi aklıma geldi, insan neyle yaşar ya da sevgi neredeyse Tanrı oradadır. İkisinde de Tolstoy güzel hikayelere yer veriyor. Bir tanesinde adamcağızın biri Tanrı'yı bulmak için çok istiyor, dua ediyor falan. Sonra da hani niye karşıma çıkmıyorsun diye sitem ediyor. İşte Tanrı da ona diyor ki sana işte hasta gönderdim, iyileştirmek, ona şifa vermek için ona katkıda bulunmadın. Yoksul gönderdim, doyurmadın. İhtiyacı olan birini gönderdim, karşılamadın. Beni nasıl bulacaksın diyor. Yani senin karşına ihtiyaç Çok sahipleri doğru. olarak tecelli edip o iyilik yapma fırsatını sana sundum. Sen onlara iyilik yapmadığın için Ya. Tanrı'ya yaklaşma fırsatını da kaybettin Bizde diyor. de şey var ya işte mesela kapıya geleni geri Ha, çevirmemek. Hızır bil Hızır bil. diyoruz. Ya Ne o kadar mühim bir şey ve bu bizde çok yaygın. Mesela bizim kültürümüzde bu gerçekten kökleri çok olan bir temel, şey. çok. Yani kapıya geleni geri Evet. çevirmemek bir hızır olabilir Ya yani. bu bilinçle bütün bir insanlık daimi olarak hep iyilik yapacak ve hiç kimseyi geri çevirmeyecek. E Kesinlikle. tabii dünya cennet olur o zaman Kesinlikle. hakikaten. Yaratana da kendi özümüze de dediniz yaklaşmak iyilikle mümkün. Nefisten biraz Azad olup azat birazcık. olup özgürleşebilmek. Galiba o özgürlükle de çok şey kazanılıyor. Çok. Yani Nefsinin arzularına muhalefet ediyorsa insan özgürdür. evet. Onların kölesi olduğunda çok da özgür değil yani. Nefsim ne emrediyorsa onu yapıyorum. Onun kölesiyim, boyunduruğum onun elinde Aynen demiş öyle. oluyoruz. O özgürlüğü sağlıyor. Bazen kendine değil de bir kaynağı bir başkasına ayırmak. Kendi de kullanabilecekken paylaşmak. İşte o herhalde yüksek bir Tabii. mertebe. Peki Ya da hocam kendin için yaparken de belki nefsi sebeple yapmamaya çalışmak da ekleyebilir miyiz Tabii onların lütfen yanına tabii. acaba? Yok ben sadece fikrediyorum o anlamda. Hani sadece başkası için değil, kendine yaparken bile herhangi bir şeyi yine de o nefisle hesaplaşma içerisinde olarak yapmak. Yani kibir çıkarmamak. O tabii. Yani yaptım Tabii. ama ben Allah rızası için yaptım. Yani kendim için bile olsa, başkası için de olsa kibirlenmemek belki oraya bir ufak şey olarak ilave edilebilir Evet. diyorum. O aslında evet çok hocam önemli bir mevzu. Yani Eyvallah. başlı başına bir konudur kibir. O iyiliği yaparken yine bizi özümüzden uzaklaştırabilen bir Tabii, şey. o anlamda dedim işte. Bu benim elim değil. Hani ben hakkın yeryüzüne taksim ettiği Evet, ve evet. şimdilik beni emanetçi kıldığı bir kaynağı, bu para olur, zaman olur, enerji Vesileyim olur. ben sadece, Ha, aracıyım vesileyim. sadece. Bunu der zarif insanlar vardır. Bir iyilik Tabii. yaparken derler ki biz emanetçiyiz sadece. İşte Allah ona mal vermiştir der ki bu Allah'ın bana şimdilik emanet olarak verdiği bir şey. Bunda da sizlerin hakkı var. Benim bunu size ulaştırmam Tabii. gerekiyor. Ha zaten aslında İslam bize bunu öğretiyor zaten. Yani Evet. başkalarının sizin malınızda hakkı var. Aslında sizi lütuf yapmıyorsunuz. Evet. Onların hakkını onlara teslim ediyorsunuz diye terbiye ediyor ama. Ama nefis işte Ben derdim, ben ben yaptım diyor. verdim, ben yardım ettim diyebilir yani. İşte iyilikte de ona dikkat etmemiz lazım Evet. sanki. Bu maddiyat olduğu gibi zaman, enerji, bilgi, Sevgi, bakım sevgi, verme, bakım verme, her her şey şey olabilir. olabilir. Her şey O olabilir. gücü, o kaynağı bize veren merci olmasa biz de orada veren pozisyonda olamayız. Aynen Yani öyle. nasip etmeseydi yapamazdık. Bunu hatırımızda galiba Tabii. çok sık gezindirmemiz gerekiyor bu fikri. Ben yaptım, ben ettim. Nasip etti. Ben akıllıyım, zekiyim. Ya öyle bir beyin yapısı vermeseydi, öğrenme motivasyonum Ya. olmasaydı, kendimi şu masaya oturtmakta zorlanıyor olsaydım nasıl Tabii. yapacaktım bunu? Bir dikkat dağınıklığı bile ne kadar zorlaştırıyor insanların Tabii. hayatını. Bir diğeri o zaman ben çok zekiyim, çok başarılıyım. Dur bakalım. Beynin, nörokimyan güzel çalışıyor. Seni alıkoyacak başka bir hastalığın, bir Tabii. yoksulluğun, bir şeyin belki öldürücü düzeyde yok ve sen bunu yapabildin. Hani orada hep evet bir cüz-i iradem var. Yapıp ettiklerim çok önemli, seçimlerim. Elbette, kuşkusuz. Ama bana nasip edilen havzanın içinden bir şeyi veriyorum
bana emanet edilen bazı iyilik, güzellik, evet, o emanet işte, o ve çok avantajlar. Çok önemli bir şey yani. Evet. Sende ya da senden değil, haktan bilince Evet. o zaman kibirlenecek bir şey de kalmıyor. Aslında çok fazla elde diye düşünüyorum yani. Eyvallah, yok. Yoksa o bizim iyiliğimiz görünüşte bir iyilik ama kendimize yaptığımız bir kötülük olabiliyor. Yine körlük. Yine kendini görememek, İçi fark başka, edememek. dışı başka oluyor. Evet. Yani bir ikiyüzlülük yani gibi de oluyor aslında. Evet. Çok hiç sevilmeyen bir karakteristik. Yani Allah katında. İyiliğin içine empati eğer zayıf kalırsa, ben yine merkezde olur, odakta olursa, kibir karışabiliyor, riya karışabiliyor. Tabii. Riya karışan bir iyilik, iyilik midir zaten? Tabii. Değildir. İmajını parlatmak için yapılan bir şeydir belki. Orada da hep herhalde sık sık kalbimize bakmak lazım. Hangi motivasyonla yapıyorum? Kendimizi hesaba çekmek lazım herhalde. Yani iyilik meselesinde galiba dönüp dönüp tekrar yani nefis muhasebesi, öz eleştiri yapmalıyız ve kendimizi değiştirmeliyiz. Yani iyilik yapmak sadece başkasına bir şey yapmak değil bence. Yani Değil. onu doğru düzgün yapabilmek için bir taraftan sürekli bir otokontrol ve şey gerekiyor. Muhasebe. Evet. Değil mi? Sürekli Belki bir muhasebe kavramı orada şey olur, bir güzel bir muhasebe kavram ve olabilir. murakabe gerekiyor, kontrol gerekiyor. Sürekli bir içe bakış, Doğru. bitmeyen bir öz kontrol gerekiyor anladığım kadarıyla.